yeniden devam ediyoruz. Şimdi Selin'lerle örnek bizlerle olacak. Selin'in robotik dünyasını ondan dinlemeye hazır mısınız? Selin merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Vaktini çok almak istemiyorum. Sen kendini tanıtıp sunumuna başlayabilirsin. İyi yayınlar diliyorum. Soru cevap kısmında görüşmek üzere. Merhaba, ben Selin. İlk defa böyle bir sunum yapacağım. Genellikle bu aralar online derslere ben giriyorum ama bu sefer tam tersi, çok heyecanlıyım. Umarım siz de çok eğlenirsiniz. Tekrardan merhaba. Benim adım Selin Elayra Örnek. Üç yaşındayım. Özel Küçük Prens Ortaokulu'na gidiyorum. Robot değilsin, Maker'ım. Hayvanları seyahat etmeyi, kitap okumayı ve oyun oynamayı çok seviyorum. İngilizce, Türkçe, Fransızca dillerini konuşuyorum. Python ve C++ dilini öğreniyorum. 2018 yılında Cool Project donanım kategorisinde birinci oldum ve Avrupa'nın gençlik ödülleri açık inovasyon finalistiydim 2018'de. Aynı zamanda bu Ekim Arpa'nın Dijital Kızı ödülünü aldım. En büyük hayalim humanoid yapmak. İlk kodlamaya 8 yaşındayken başladım. Scratch ile. Hatta dedemin 70. yaş doğum günü için ilk oyunumu yaptım. Ondan sonra da robot yapmak istediğime karar verdim ve Arduino ile Scratch'ı birleştiren Embot'a başladım. Burada da değişik projeler ve çeşitli projeler yaptıktan sonra Arduino ile daha gelişmiş projeler yapabileceğimi öğrendim. Arduino ile ilk projem Takovo. Ve bunu ve köpekler için akıllı tasma. Bunu köpeğim Bailey için yaptım. Şu anda büyük ihtimalle mutfaktan yemek çalmaya çalışıyordur. Onu kaybetmekten çok korkuyorum. O yüzden tasmayı yapmaya karar verdim. Eğer köpeğim kaybolursa ben uygulama sayesinde köpeğimi bulan kişiye yani iletişime geçebiliyorum. Veya bulan kişi tasmanın üzerindeki QR kodu okutup köpek hakkında detaylı bilgiler alabiliyor. Yemeği,
ismi falan hakkında. Ve ayrıca bu tasmaya bir tane uygulama tasarladım MIT yaptım Manager'da. Android telefonları için. Biraz önce köpekleri çok sevdiğimden bahsetmiştim ve benim 8 yaşındayken köpeğim Porsan öldü. Acayip üzülmüştüm. Ve ayrıca bir yurt dışında tatildeyken bir görme engelli kişiyle köpeğini görmüştüm. Ve düşündüm ki eğer görme engelli kişi köpeğini kaybederse hem dostunu hem de tekrardan gözlerini kaybetmiş olur diye düşünüp bu robotu yapmaya karar verdim. Her robotumu yapmaya başlamadan önce özelliklerine karar veriyorum. IC4'un özelliklerine karar verebilmek için ilk Avrupa, İngiltere ve Amerika'daki rehber köpek derneklerine sorularımı sordum. Oradaki cevaplarla beraber robotun ne yapacağını karar verdim. Robot değişik hız, yani farklı durumlarda farklı hızlarla gidiyor. Telefonda bir uygulama üzerinden ses komutları verebiliyorum. Robotun üzerindeki GPS sistemi üzerinden görme engelli kişinin sevdikleri onun nerede olduğunu görebiliyor. Robot ayrıca yangın, yağmur, duman ve engel algılayıp görme engelli kişiye haber verebiliyor. Bu robotla beraber Cool Project 2018'e katıldım ve birincilik ödülünü, donanım kategorisinde birincilik ödülünü aldım. Ve ödülümü Raspberry Pi'nin kurucuları Pete Lomas ve Eben Upton'dan aldım. Ve oradan döndükten sonra IC4U geliştirmek istedim. O zaman da IC4U2 ortaya çıktı. IC4U2'de çok öğrenmek istediğim Raspberry Pi'yi kullandım ve öğrenmek istediğim özellikleri ekledim. Bunun için de Google AI Voice At ve TensorFlow kullandım. Python ile de kodladım. IC42 gördüğünüz gibi bu köpek ve IC42'a artık telefondan komut vermek yerine Google AI Voice At ve Google Assistant üzerinden direkt verebiliyorum. Ve bu komutlarda ileri git, sol, sağ, geri ve dur. Robot ayrıca otur, kalk ve yat komutlarını da dinleyebiliyor. Bunu yapmak 6 ay sürdü. Robotun kendisinden daha uzun sürdü. Bu da robotun sesli hareket edebilmesi için kodum. İlk başta Google Assistant'ı başlatıyor ve OK Google demesini. I can't connect to the Wi-Fi network. You might want to check the connection settings in the Google Home app. Okay Google demesini. I can't connect to the Wi-Fi network. You might want to check the connection settings in the Google Home app. Dedikten sonra komuta bağlı Void çalıştırıyor ve Void'daki kod başlıyor. Ondan sonra birazdan servoları Arduino'ya bağlamak zorunda kaldı. Ve Raspberry Pi ile Arduino seri bağlantı kuruyor. Seri bağlantı kuruyor. Ondan sonra da kodda Void çalışınca seri bağlantı sayesinde Arduino'ya
sinyal gönderiyor. Arduino'da bu kodu, içindeki kodu çalıştırıyor. I see for you şu anda gösteremiyorum. O yüzden size videosunu göstereceğim. Okay, Google. Set. I see for you. Ayrıca engel tanıyabiliyor. Pardon. Bildiğiniz gibi görme engelli insanlar hayatlarında çok fazla engellerle karşılaşıyorlar. O yüzden IC4U'nun yukarıdaki kamerası sayesinde engelleri, objeleri, insanları ve trafik işaretlerini tanıyabiliyorlar. IC4U'nun sokağa baktığı zaman kafası karışmasın diye kamerasına bir çerçeve çizdim. Bu sadece sadece kameranın çerçevenin içindeki objeleri tanıyabiliyor. Objeyi tanıdığı zaman duruyor, ne gördüğünü söylüyor ve durduğunu söylüyor. Ayrıca görme engelli kişi köpekle iletişime geçebilmesi için diyalog flow ekledim. Görme engelli kişi talk to IC4U dediği zaman iletişim modu aktive oluyor. Yukarıda ekranda gördüğünüz komutlar cümlelerden birini görme engelli kişi bu cümlelerde herhangi birini söylüyor. Ondan sonra da rehber robot köpek random bir şekilde buradaki cümlelerden birisini cevap olarak kullanıyor.
Hala daha geliştirmekle uğraşıyorum ve yeni cümleler de ekliyorum. RT4 ile beraber aynı zamanda BB4All üzerine çalışmaya başladım. BB4All, görme engelli. BB4All okulda öğrencilere, öğretmenlere, idareye ve okul görevlerine yardım edebilecek bir okul. BB4All, yüz tanıma sistemi sayesinde öğrencileri yüzünü tanıyıp onları ismiyle hitap ediyor. Ve onlara ayrıca nasıl olduklarını soruyor. Eğer kendilerini kötü hissediyorlar derlerse onları rehberliği yönlendiriyor. Eğer bir duyuru varsa öğretmene o duyuruyu duyuruyor. Ve öğretmenler son anda ödev vermeye bayıldığı için eğer bir öğretmen son anda ödev verirse öğrencileri ödevi veriyor. Robotun en önemli özelliği zorbalığı engellemeye desteklemesi. Bunun için bir tane akıl saat tasarladım ve bu akıl saatin üzerinde nabız sensörü, düğme, panik butonu ve eye beacon var. Eğer öğrenci nabız panik butonuna basarsa veya nabız sensörü ani bir şekilde nabzın yükseldiğini hissederse eye beacon aktive oluyor. Gateway'leri
Robotlar aracılığıyla robota sinyal veriyor. Robot da öğrencinin nerede olduğunu anlıyor. Ve robotun yüz tanıma, ses kayıt ve video kayıt sistemi olduğu için oldukça caydırıcı bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ve Haşmet. Google Android ile Google Plex ve Google Dublin'de tanıştım. Ve Ekim ayında, yine Ekim ayında Matt Britton ile tanışma fırsatı buldum ve ona Android'in yapılıp yapılmadığını sordum. Bana sen yapabilirsin dedi. Ben de hemen yapmaya başladım. Android'da da yüz tanıma sistemi var. İlk benim variable'ımı tanımlıyor. Ondan sonra variable'ımı bir listeye koyuyor. Ondan sonra variable'ımı ismimle eşleştiriyor. Ve benim yüzümü görünce beni tanıyor ve bana bir özel mesajı varsa onu söylüyor. Çok büyük bir Star Wars hayranıyım. O yüzden Dio'yu yapmaya karar verdim. Umarım spoiler vermiş olmadım. Ve ailem de çok büyük. O yüzden şu anda hala Dio'nun üzerinde çalışıyorum. Bu yolculuğunda bana yardım eden mentorlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bugün annemin anneler günü, annemin anneler günü kutluyorum. Sizin de kutluyorum. Beni dinlediğin için tekrardan teşekkür ediyorum. Tekrardan merhabalar. Güzel sunum için çok teşekkür ederiz. Selin. Şimdi istersen soru cevap kısmına geçelim. Olur.
Evet, bir tane sorumuz var. Alara sen soru değilmiş. Teşekkür var bir tane. Alara senin gibi başarılı bir çocuğu görmek çok mutlu etti. Başarılarının devamını dilerim demiş bir tane arkadaşımız. Biz de başarılarının devamını diliyoruz Alara'cığım. Senin hakkında çok güzel yorumlar var. Evet, bir tane soru geldi şimdi. Öncelikle çok çok tebrik etmiş Doğuş abi. Okula nasıl götürebiliyorsun aynı zamanda? Şu an zaten LGS'ye çalışıyorum, o yüzden birazcık zor ama hafta sonlarında genellikle hani LGS olmayan senelerinde hafta sonu robotların üzerine çalışıyordum ve hafta içi yapıyordum okul işlerimi. Tamam. Teşekkür ederiz. Bugün bizimle olduğun için ekip adına çok teşekkür ediyorum Selin. Umarım diğer etkinliklerimizde de yine birlikte bir şeyler yapma fırsatı yakalayabiliriz. Sana projelerinde ve okul hayatında başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.